Günaydın. Saat 12. 11.30'da kalktım. Yarım saat telefon oynadım. Şimdi güne öğle yemeğiyle başlayacağım. Çünkü kahvaltı yapmaya. Öğle yemeğine zaten barbunya var. Şöyle düşünürsek de İngiltere'de sabah kahvaltısında kuru fasulye yeniliyor gayet de. Siz yaparsanız İngiliz kültürünü anlamazsınız. Demek. Yani şaka bir yana hazırlamaya üşendim açıkçası. O yüzden direkt annemin yaptığı öğle yemeğiyle başlayacağım. Benim için sorun olmuyor o yüzden. Günaydın tekrardan. Aslında size çok günaydın değil. Çünkü bu videoları saat 5'te yayınlamayı düşünüyorum. Artık okul açıldığı için hafta işleri, yani okula gidiyorsunuz. Sanki ben çok önce bırakmışım gibi diyorum da. O yüzden 5'e yayınlamayı düşünüyorum. Hafta sonları yine 12 gibi yayınlarım. Pazartesi günkü video eski bir video olacak. Şu anki izlediğiniz video salı günkü videosu. Kolun şeyini bulamıyorum. Hatta. Tamam. Şimdi benim dolap kargolarım var. Onları götüreceğim. Onun için hazırlanıyorum. Gömleğimi giymeye karar verdim. Ondan sonra yapacak bayağı bir işimiz var. Ondan sonra arkadaşımla dışarıda buluşacağım. O zaman da çekerim. Şimdi lensimi takıyorum. Bu arada benim son lensim. Yenisi gelecek ama hala gelmedi. Bu da numarası düşük. O yüzden biraz zorluk yaşıyorum. Bir de bu lens açılı sanırım bir ayı falan geçti. O yüzden de biraz zorluk yaşıyorum. Bir ay değil, iki ayı bile geçmiş olabilir. Bilmiyorum, zaman kavramım şu an değişik. Sanki aynı anda çok fazla gün geçmiş gibi ama aslında sadece bir ay öncesinde hangi okula gittiğim belli oldu falan ama onun üstünde çok şeyler yaşandı. O yüzden çok zaman geçmiş gibi hissediyorum. Ve lensimi de ne zaman açtım hatırlamadığım için belirttiğim tarihler biraz yani sallamasyon. Tamam. Banyo yapıp saçımı tarayınca, ay banyo yapıp saçımı toplayınca kötü oluyor. Bu arada taramı kırdılar. Teşekkür ederim. Yeni tarak almam lazım. Bu arada niye oturma odasında takılıyorsun falan diye sorarsanız, ablam geldi. Tuz çalıştığı için ben odada çok fazla ses yaparım diye benim tüm eşyalarımı buraya taşıdılar. Zaten gideceksin dediler. Bana da durumu kabullenmek kaldı. Neyse, zaten cumartesi günü gidiyorum. O yüzden takmıyorum. Biraz kabarık sanki saçım ya. Ay. Yani bu odada benim böyle estetik videolar çekmemi falan beklemeyin. Hiç estetime uymuyor çünkü. Şimdi böyle açı falan ayarlayıp bir oradan çekemeyeceğim yani. Ancak yurtta yapabilirim. Bakalım oda arkadaşlarım nasıl olacak, çok merak ediyorum. Oda arkadaşım diş. Diş okuyor. İngilizce diş. Acaba o da hazırlık okuyacak mı benim gibi yoksa üst önemli, onu da bilmiyorum. Eğer benim gibi hazırlık okuyacaksa o da benim giriş yaptığım tarihlerde giriş yapar büyük ihtimalle. Bakalım. İlk olarak güneş kremiyle başlayacağım. İki parmak şeklinde. Bir tane bir resim vardı, biliyor musunuz? Böyle bir tane kadın 92 yaşında mı, 82 yaşında mı? Her neyse, o çok önemli değil ama yaşlı olduğunu anlamanız gerekiyor. Her gün yüzüne güneş kremi sürmüş fakat boynuna sürmemiş ve travma geçiriyorsunuz. Kadının yüzü gerçekten hiç yaşı gibi değil ama boynu o kadar kırış kırış ki. Yaşlanma karşıtı krem yerine sadece güneş kremi kullansak gayet. Şimdi bir de boynumu süreceğim. La Roche'un bu güneş kremini seviyorum. Hiç öyle sivilcelendirme falan yapmadı. Ama ben Ciesado mu? Öyle bir marka var. Onun güneş kremini çok almak istiyorum. Çünkü makyaj üstüne sürebiliyorsunuz. Ama çok pahalı. 800 lira. Ve hani 800 liraya da bir güneş kremi almak biraz
koyuyor insana. Çünkü almak istediğim çok fazla şey var. Ankara için iki tane dış giysi, dış kıyafet aldım. Birisi trench coat, birisi kaşe pantolon. Kaşe panto, palto. Ve 3000 lira tuttu. Yani sadece iki parça. Dış giyim o kadar pahalı ki, bu kaban olsun, şey olsun. Onların pahalılığını anlayabiliyorum gerçekten. Çünkü kumaşları büyük falan. Ama ayakkabılar nasıl bu kadar pahalı olabiliyor ya, bilmiyorum. Nike'ın en ucuz ayakkabısı 1000 küsürden başlıyor. Yani ayakkabı bu zamana kadar hani diğer kıyafetlere göre hep daha pahalı olan bir şey. Niye ayakkabılar bu kadar pahalı, anlamıyorum. Yani küçücük bir şey zaten sonuçta. Dışarı çıkacağım için arkadaşımla tekrar makyaj yapmam gerekecek. Çünkü güneş kremimi yenilemem lazım. Akşam rutinindeki ürünlerde EHA ve BHA olduğu için güneş kremi kullanmalıyım. Çünkü cildini hassaslaştırıyor güneşe karşı. Kullandığım serumlar bunlar. Göz altlarımı kapatacağım. Sivilcelerimi kapatmayacağım çünkü daha kötü oluyorlar. Bende Beden Wild'ın iki tane şeyi var. Birisi koyu, birisi açık. Açık olanını süreceğim ilk önce. Aralarına da koyu altını. Eyeliner'imden şu an nefret ettim. Şu an makyajım, ben tek başıma yapmak istiyorum çünkü bayağı bir moralim bozuldu. Siparişi hazırlıyordum. Şimdi size aldığı şeyleri göstereceğim. Para 11. sınıf fizik. AYT benim hocam. Fizik. TYT fizik soru bankası çapın. 11. sınıf biyoloji eğitim vadesi. 11. sınıf biyoloji, biyotik, yine 11. sınıf matematik paraf, 11. sınıf orijinal matematik soru bankası, bunları aldı. Benim de ona hediyelerim, şöyle denemeler koydum. Merkezin TYT'sini, Pandül yayınlarının yine TYT'si, ondan sonra endemik yayınların TYT denemesi ve son olarak Doktrin yayınlarının denemesini koydum. Sonra soru bankalardan da koydum. Bu kadar fazla alışveriş yaptığı için hediyesine bol bol koydum. Bilgisayar malım fizik AYT'si. Ondan sonra AYT fizik yine 3-4-5. 11. sınıf matematik. 11. sınıf matematik karakök. Bunlar verdiğim şeyler boş değil. Boş olmadığı için de bunları hediye yoluyla koyuyorum. Yine satın almak isteyenlere dolapta ucuz bir şekilde koyuyorum. Mesela bu kitabın bu kadarı çözülmüş. Yarısından az. O yüzden ama yine de bunları dolapta bayağı ucuza koyuyorum. Bunu da mesela böyle. Buraya toplam 200 lira verdi alıcı. Bir müşterim de şu çapın 10. sınıf bisküvileriyle ilgileniyordu. Bunun da mesela sadece dalgalar kısmı çözük. Bu da yarısına kadar falan. Şu baştan gösterebilirim. Diğer şu 3 fasikül bomboş. Dediğim o kişi kitapları satın aldı ve bunları da kargalayacağım şimdi. Burada makyajımı böyle yaptım. Zaten çok bir şey yapmadım. Göz altına işte kapatıcı sürdüm. Eyeliner sürdüm. Balık sürdüm. Derim sürdüm. Çünkü tarak almadım anne hala. Beni Alanya'ma bırakabilir misin? Evet.
istediğim siyah tokaları tahtakalede buldum. Şaka mı? Çizgi yerleştireyim de göstereyim. Ben siyah toka tercih ederken böyle sonuna kadar uzamasını seviyorum. Ve 15. Biraz pahalı. Kullandığım şampuan bu. Bunun kremini alacağım. Onun fiyatına bakacağım ilk önce. Eğer Watson's'a falan indirim varsa oradan alırım. Alayma gidiyorum. Bakacağım yerler Watson's ve Carrefour. Gezmek için de birkaç yere daha bakacağım. Spor ayakkabısı almak istiyorum. Çünkü spor ayakkabı olarak sadece bu pembeler var ve her şeyin altına gitmiyor. Kalın bir spor ayakkabı istiyorum. Hani burası soğuk ya. En azından böyle yağmur çilense bile birazcık korusun yani, değil mi? Ondan. Öyle. Hadi gidelim. Krem yok. O mucize bir güzelleştirici yağ var ama aynı fiyat, o yüzden basın sanamıyorum. Şunları alayım diyorum indirimdeyken. Elif Sabri'yi mi alsam, Dali'ni mi alsam? Ben bebek değilim. Bebek gibi kokmak istiyorum, onu bilmiyorum. Ya kokusu güzel ama yani çok bebek bebek. Bilmiyorum. Alanya'daki işim bitti. Spor ayakkabılarına baktım ve gerçekten hiç istediğim gibi bir model yoktu. Renk olarak da yoktu. Ondan sonra kuaföre gittim. Kaşlarımı aldırdım. Bir toparlanalım dedim. Gitmeden ne kadar geç olursa o kadar mantıklı olur diye düşünmüştüm. Ama bayağı kötü bir durumdaydı. O yüzden ben aldırmak istedim. Burada Trendyol'dan iki tane şey sipariş ettim. İkisine de en geç yarına kadar kargo verilebiliyordu. Umarım Cuma'nın sonuna kadar getirirler. Bir risk aldım. Bir de yurdu aradım. Kalacağım yurdu, zaten okumuyordum. Gerekli belge yokmuş. Bir arkadaşım var demişti. Ben de hiçbir şey bilmediğim için kendime yüklenmiştim ama yokmuş gerekli olan. Daha sonra bakıp banka arayacağım. Kart çıkartmıştım. 2 hafta önce falan. Hala gelmedi. Sizi buraya koydum. Şimdi basın son aldıklarıma geçeceğim. Bir tane pamuk. Kasa arkası indirimiydi. 14 lira. 2 tane ıslak mendil aldım. Çünkü gösterdim zaten önce. İkincisi 2 TL diye. Diyeceksiniz ki bunları oradan alın. Ben orada sadece kıyafet alışverişi yapıyorum. Bunları da sayılmak istemiyorum. Çünkü çok fazla eksiğim var kıyafet olarak. 2 senedir falan doğru düzgün kıyafet almıyorum sırf üniversitede alınabilmek için. Yarın da gelmişti ve 1 senedir falan, hatta aynen tam 1 senedir bu bana dayanıyor ve 1 seneden fazla mı? Hayır, 1 sene tamam. Tam 1 sene bana dayandı yani. İçinde çok azıcık falan daha var. PR'la geldiği için kuru ve sert kuru ve sert saçlar için bu biri, her saç tipi için. Zaten krem aldığım için bunu da hani yoğun bir şey oluyor kuru ve sert saç dediği için saçımda ağırlık yapsın istemedim. Bunu kullanırken ben saç kremi kullanmadığım için bir sıkıntı yaratmıyordu. Bunu aldığım için bunu aldım. Hem bu daha orijinalmiş gibi duruyor, hani uygun ya birbirine. Sonra Eyüp Sabri Tuncer'in kolonyasını aldım. Ve sizle birlikte yaparız diye maske aldım. Bunu bir tane TikTok'ta kızda gördüm. Kız stok yapmış dedi. Bunu bulamamızın nedeni biziz falan filan diye, çok beğeniyormuş. Güneş kremimi yenileyeceğim için yüzümü yıkamam lazım. Böyle makyajımı çok beğenmemiştim. Yarın sizlerle birlikte eşyalarımı kargolamaya başlayacağım. Bilmiyorum, biraz fazla eşyam var. Umarım sığabilirim. Gezdim odayı geniş. Seyyar kitaplıklar falan oluyor ya. Onlardan almayı düşünüyorum. Hani eşyalarım sığmazsa falan diye. Sonra yatağım bazalı. Bakalım. Zaten sığmazsa annem bile geldiği için geri götürürler. Arkadaşımla buluşacağım yere babam götürecek. Bir saat de erken gideceğiz. Çünkü babamın işi varmış yolda giderken. O yüzden acele bir şekilde makyaj yapmam gerekiyor. Müzik.
Gerçekten kendimi çok çirkin hissediyorum. Teşekkürler. Şimdi eve geldim. Aslında eve geleli biraz oluyor ama artık dinlenmek istedim. Çok yorulmuştum. Şimdi buraları toplamamız gerek. Kollarımı getireyim. Önce makyajımı çıkarayım. Sonra da video bitsin. Maske yapacağız. Maske almıştık bugün. Onu da yapacağız. Geldim. Bu arada kolleri getirdim. Sıktım. Yeterli olacağını düşünüyorum. Şeye benzedim. Euphoria'daki Case böyle yüzünü germek için bir şey yapıyor ya. Ona benzedim. Şunun dağınıklığına bakar mısınız? Ağlayacağım. Want some coffee? Who's that? Neyse çıkarıyoruz. Cildimin ne kadar parlak olduğunu anlayabilirsiniz. Ama bu yani sürekli olacak bir şey değil bence. Yani anlık bir şey gibi hissediyorum. O da şu an aşırı dağınık. Şu an toplarsam biraz fazla ses çıkacak. O yüzden yarın toplamayı düşünüyorum. Sabahtan. O yüzden toplamayı, paketlenmeyi yarınki videoda izleyeceksiniz. O zaman çok öpüyorum. Bu video buraya kadardı. Yatmadan önce birkaç bölüm daha Modern Family izleyip artık uyurum.